İnsanlar öyle bir şey yapmam lazım ki gerçekten bu ürünü görünce vav demeleri lazım. Ben hep buna odaklandım. Bu ürünü yaparken de bunu dedirtecek şekilde bir yapı kurguladım aslında. Ben dedim ki insanın vücut sıcaklığı ve günlük yaptığı hareketler elektrik enerjisi elde edebilir. Ve bunu başardık. Cep telefonu şarj edebilecek bir bilekliğe dönüştürdük. Ben de oradaki teknolojiyi alıp sensörlere entegre ettim. Kendi enerjisini üreten sensör teknolojisi ortaya çıktı. 2020 yılında Aleste yatırımından İbrahim Bey'den biz ilk yatırımımızı aldık. 5 milyon TL değerlemeyle aldık. Şu an geldiğimiz nokta 60 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Aslında startuplar şuna da odaklanması lazım. Müşterinin gerçekten sizin sağlığınız çözüme ne kadar ihtiyacı var? Yani bir ağrı kesici mi yoksa bir vitamin mi onun için? Onu net bir şekilde görmeniz lazım. Çınar Dadaloğlu, Biren firmasının kurucusuyum. 1987'de Erzurum'da doğdum. İlk okul ve lise eğitimimi, ortaokulu, tüm lise hayatımı aslında Erzurum'da geçirdim. Daha sonra üniversite hayatımda Marmara Üniversitesi makine mühendisliğini kazandım. 2009'da mezun olup yüksek lisansımı devam ettim. Yüksek lisansımda konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında Atatürk Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi bir programla birleştirip tamamladım. Babam işçi emeklisiydi. Yani köy hizmetlerinde yıllarca çalıştı. Daha sonra emekli oldu orada. Ama benim merakım biraz daha da küçüklükten böyle kalma. Özellikle mekanik şeyleri seviyordum uğraşmayı. Daha sonra doktorda şunu fark ettim. Enerji alanı benim için daha böyle. Özellikle akışkanlar dönemi çok daha böyle. Şunu düşünüyorum artık. Bir uçağın havadaki hareketini böyle aslında beyninize bir simüle ederek bunu sanki kanal akışını izlemiş gibi hissediyorum kendimi. Bu da açıkçası biraz daha merakımı uyandırdı. Çalışma hayatım benim çok erken zamanlarda başladı. TÜBİTAK projelerinde çalıştım. Orada da aslında bizim makine mühendisliğinin temelde ayrıldığı bir analiz simülasyon alanı vardır. Bu bir parça tasarlanır. Parça tasarlandıktan sonra gerçekten üretime uygun mu, değil mi, hangi şartlarda çalışabilir? Bunun analizini bilgisayardaki simülasyonlarla, bilgisayar programlarıyla yapabiliyorsunuz. Ben o alana biraz yöneldim. Ondan sonraki süreçte de aslında doktorada da konstrüksiyon imalat anabilim dalındayken malzeme alanına odaklandım. Bununla ilgili de işte Southampton Üniversitesi'ne gittim. Orada yaklaşık 6 ay bir çalışmada bulundum. 2009'da ben mezun olduktan sonra akademisyen olarak devam ettim hayatıma. İlk başta Tunceli Üniversitesi, aslında şu anki Muğla Üniversitesi. Orada yaklaşık 5 yıllık çalışma oldu. Daha sonra Bursa'ya geldim. Bursa'da özel bir üniversitede çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra da kendi şirketimi kurdum. Aslında girişimcinin başladığı yer 2015 yılı oldu benim için. Kendi doktora çalışmamı aslında bir Sanayi Teknoloji Bakanlığı bir proje başvurusu yaptım o zaman. Özellikle bu analiz ve simülasyon alanında kabul aldım. Çok güzel bir destekti mesela. O zamanlar bizim gibi girişimciler için kaynağa ulaşmak konusu her zaman önemlidir. 2015'te kurduğum şirket aslında şu Biren'in temel şirketi. Yani Biren'i 2018'de ben ünvan ve nevi değişikliği yaptık. Ve Biren ileri teknoloji, enerji, aşı olarak aslında piyasada yavaş yavaş bilinmeye başladı. İTÜ çekirdeğe başvurduk. İlk projemiz aslında şuydu. Her girişimin pivot ettiği bir dönem var ürünleri. Zaten o pivotu siz başarılı bir şekilde geçiş yaparsanız ürün çok daha başarılı oluyor. Bizim için de şuydu aslında pivot ettiğimiz. İlk fikir şuydu benim. Aslında cep telefonunun enerji problemi. Şarjı çabuk bitiyor. Ben dedim ki insanın vücut sıcaklığı ve günlük yaptığı hareketler elektrik enerjisi elde edebilir. Bunu da nanojeneratör teknolojisi araştırırken özellikle odaklandım. Ve bunu başardık. Bir bileklik tasarladık. Bileğinize taktığınız bu cihaz. Bileğinizdeki o sıcaklığı elektrik enerjisine çeviriyor. Aynı zamanda günlük yaptığınız hareketleri de elektrik enerjisine çevirerek bu hibrit bir nanojeneratörle cep telefonu şarj edebilecek bir bilekliğe dönüştürdük. Ama bunu ticari olarak devam ettirmedik. Çünkü B2C bir üründü. Asıl fayda burada çok daha kapsamlı hale getirmekti. Ben de oradaki teknolojiyi alıp sensörlere entegre ettim. Sensörler artık sıcaklıktan, ortamdaki titreşimden elektrik elde edilebilir ve bununla da veri atabilecek hale dönüştürmüş oldum. Kendi enerjisini üreten sensör teknolojisi ortaya çıktı. Biren aslında yapay zeka tabanlı bir yazılımıyla ve kendi enerjisi üreten sensör teknolojisiyle mega ölçeklenebilir Endüstri 4.0 ürünü yaygınlaştırıyor. Sizin sensörlerde gördüğünüz en büyük problem aslında batarya değişim aleti ya da enerji problemi. Ekipmanı akıllandırmanız lazım. Bir ekipmanı takip etmeniz lazım. Bu ekipman çok uçuk bir noktada, çok uzak bir noktada, çok kötü bir yerde olabilir. Bu ekipmanı takip ederken ekipmanı enerji kablosu çekip veri atmasını sağlamak ya da bu ekipmanı koyduğunuz yerdeki bir bataryayı sürekli enerjisi bitti tekrar batarya değiştirin derseniz bu çok aslında zorlaştırıyor. Öyle bir teknoloji basit bir şekilde entegre edelim ki sanayideki kritik ekipmanları uzak noktalarda binlerce olan ekipmanı kolay bir şekilde akıllandırıp bunu
takip edilmesini sağlayabilirim. Buradaki temel nokta da aslında buhar tarafında biz yoğunlaştık. Yani sanayide buharın olduğu uzun hatlarda buhar hatlarına bağlı olan binlerce ekipmanı siz bu kendinden süreten sensörlerle takip edip daha sonra bulut tabanlı bir yazılımla hangi ekipman nasıl bir durumda, hangi hattan ne kadar buhar geçiyor, ne kadar buhar tüketmişim ben, hepsini analiz etmenizi sağlıyoruz. Bilenin geldiği nokta aslında dünyadaki endüstriyel IoT'nin yaygınlaşmasını önleyen problemi çözmüş olmak. Ve bunu da çok güzel bir şekilde sanayiye entegre edebilmek. Sizin doğalgaz yakıyorsunuz, kömür yakıyorsunuz, buhar elde ediyorsunuz. Eğer sizin hattınızda bir buhar kaçağı varsa daha fazla doğalgaz yakıyorsunuz, daha fazla kömür yakıyorsunuz ve aslında karbon salınımı daha fazla yapmış oluyorsunuz. Aslında biz karbon salınımının yapılmasını azaltmış oluyoruz. Startuplar şuna da odaklanması lazım. Sadece çok iyi bir ürün yaptığınız zaman yaygınlaşamıyorsunuz. Aynı zamanda bunun karşılığında çok bilinen bir şeydir bu. Müşterinin gerçekten sizin sağlığınız çözüme ne kadar ihtiyacı var? Yani bir ağrı kesici mi yoksa bir vitamin mi onun için? Onu net bir şekilde görmeniz lazım. Ben küçükten beri böyle insanlar öyle bir şey yapmam lazım. Gerçekten bu ürünü görünce vav demeleri lazım. Bu ürünü yaparken de bunu dedirtecek şekilde bir yapı kurguladım. Belki bu beni biraz daha sürükledi. Zorluklarımız evet tabii ki oldu. Yani özellikle Türkiye'de kaynağa ulaşmak kolay değil. Devlet destekleri var ama çok iyi bir projeye de gitmeniz lazım. İyi yatırımcılar var. Karşılığını gerçekten ürünleşmiş ve özgünleşmiş bir ürünle çıkmanız lazım. Kervanın yolda düzüldüğü çok doğru. Bence bu söz çok doğru bir söz. Zorlukları görüyorsunuz, ekibi bir araya getiriyorsunuz. Mesela 2019 yılında biz Yasin Bey ile tanıştık, benim kurucu ortağım. O yazılım tarafında kendisi çok iyi geliştirmiş, işini iyi yapan bir insan. Ona bir araya geldik. Hayatta ne istiyorsanız o karşısına çıkıyor. Buna yeterince inanmak ve buna vazgeçmemek gerekiyor. Ekip kurmak çok önemli. Yani özellikle startupların zaten en büyük problemi ilk başta ekiptir. İyi bir ekip varsa çok güzel bir fikriniz olabilir. İyi bir ekibimiz yoksa yine başarılı olamazsınız. 2020 yılında o zaman Aleste yatırımının İbrahim Bey'den biz ilk yatırımımızı 5 milyon TL değerlemeyle aldık. Şu an geldiğimiz nokta 60 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Neler değişti? Aslında bizim lehimize değişen şeyler oldu. Tabii ki ilk başta da bahsettiğim gibi enerji maliyetlerinin artması. Bu bizim pazarda daha hızlı büyümemizi sağladı. Özellikle sadece Türkiye değil, dünyadaki bir kriz. Bu sefer siz dünyada ölçekli bir ürün yaparsanız bu pazarda çok daha hızlı yol alabiliyorsunuz. 2020 yılındaki o değerlenmeden geldiğimiz noktada biz ilk bir ürüne gitmiştik mesela. O zaman Alesta yatırımı çözümümüzü anlatmıştık. Bir ürün birkaç yazılımla çalışabiliyor ve böylece bir yerde buhar sayacı olarak kullanılıyor. Başka yerde bir vana izleme sistemi olarak kullanılıyor. Bir başka yerde de kondansör izleme sistemi olarak kullanılabiliyor. Ve böylece aslında katma değerimiz daha da arttı. Pazarda büyümeye başladık. Şu an yurt dışındaki pazarlarda işte Amerika, Japonya ihracatımız oldu. Dubai pazarı, Avrupa pazarı. Tüm bunlar bizim ürüne ne kadar ihtiyacı olduğunu, oralarda nasıl ilerleyebileceğimizi, potansiyeli görmemizin sebep oluyor. Bazı yerlerde enerji maliyetlerinin artması, enerji tasarrufu çok önemli olmayabiliyor. Çünkü enerji maliyetleri belki çok düşük. Ama orada karbon salınımı şu an dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Biz ona çözüm sağladığımız için büyük firmaların odaklandığı bu karbon salınımı süreçleri bizi daha da büyütmeye başladı. Her yerde enerji tasarrufu sağlayacağız diye gidemiyorsunuz. Biz size karbon salınımınızı azaltacağız diyorsunuz. Bu proje çok daha değerli oluyor. Kendi enerji üreten bir sensör teknolojisi. Dünyada 5 tane firmadan birisiyiz biz. Bunu başarabilen ve bunu ölçekleyebilen. Diğer firma konulu mesela özellikle geleneksel mesela buhar sayaçlarından çok daha farklı bir yöntemle hatları izleyebiliyoruz. Bu bizim inovatif tarafta çok daha hızlı bir büyümeyi sağladı. Yani hattı kesiyorsunuz, 6 saat üretimi durduruyorsunuz, yerleştiriyorsunuz cihazı, tekrar onu kaynatıyorsunuz, bittikten sonra devreye alıyorsunuz, bir 6 saat daha sürüyor. Yani 12 saatte bir sistemi kurabiliyorsunuz oraya. Birinin ürününü o şekilde oraya kurup veri almaya başlamak sadece 5 dakika sürüyor. Aslında ciddi bir derece üretimden tasarruf sağlamış oluyoruz biz de. Yani üretim kaybınızı engellemiş oluyoruz. Birinin buradaki fit and forget deriz biz buna. Hani tak ve unut deriz. O şekilde bir çalışma modeli ürünün çok daha yaygınlaşmasını müşteriye sağlıyor. Kullandığımız teknoloji biraz daha ısıtma pazarından soğutma pazarına da geçirmeyi planlıyoruz. Soğutucu akışkanların izlenmesi, bunların takibi ve ölçümü üzerinde şu an çalışmalarımız başlamış durumda. Nasıl ki bu arada sıcaklığı analiz ediyorsak orada da soğuk olan yapıyı analiz edip ona göre işte debi ölçümü, ekipmanın davranışını, ekipmanla ilgili bildirimleri paylaşacak bir yapıya dönüştüreceğiz. Aslında biz bir multidisipliner çalışmanın sonucu olarak bu ürünü çıkarttık. Ben makine mühendisiyim ama iyi bir elektronik mühendisine iyi bir yazılımcıya da ihtiyacım var. Çok iyi bir donanım ürünü yapmış olabilirsiniz ama
arkada iyi bir yazılımımız yoksa, müşteri güzel bir raporlama yapan, onun ihtiyaçlarına cevap veren, yine o dolanım çok bir işe yaramıyor. Amerika'daki rakibimiz var, Kanada'da var, İngiltere'de var, İsrail'de bir rakibimiz var. Bu yapı içerisinde de biz her zaman yazılımsal olarak çok daha iyi olmayı başardık. Rakiplerden ayrışmayı başardık. Kendinden üreten sensör teknolojisi, kolay montajı, yapay zeka tabanlı yazılımı, bir ürünün farklı uygulamalarda kullanılma avantajı bizim rakiplerden çok çok daha ileriye taşıdı. Polonya'da ofisimiz var, Amerika'da var. Bir de şu an Dubai'de bir şirkette çalışıyorum. Yakın zamanda İngiltere'de de ilerleyeceğiz. Akademisyenlikte aslında gelişimciye geçmek çok büyük bir avantaj. Bunun sebebi şu, teorik bilgiye çok iyi hakimsiniz ama bunu pratiğe dönüştürecek cesareti sağlamanız lazım. Bence bu geçiş pratiğe dönüştürebilme cesareti fikri. Bunun için de kaynak bulmadan geçmek gerçekten zor. Çünkü günümüz şartlarında bir ürünü ortaya çıkartmak, bunu büyütmek, iyi bir ekiple geliştirmek oldukça gerçekten zor bir süreç. Fırsatları iyi kollamak gerekiyor. Türkiye'de fırsatlar her yıl daha da artıyor bence. Eğer iyi bir fikri varsa, iyi bir ekip kurmuşlarsa bence bunu başarabilirler. Ben de bir karar vermek için 10-10-10 kuralını uygulamayı çok severim. Aslında bir karar verdiğiniz zaman bu kararın size 10 gün sonra ne getireceğini, 10 ay sonra ne getireceğini ya da 10 yıl sonra ne getireceğini hem karşı taraftan bakmanız hem de kendi tarafınızdan karşı tarafa bakarak cevaplamaya çalışmanız gerekiyor. Eğer bu cevaplar oturursa bence gerçekten çok güzel bir işe yönelebilirsiniz. Ama bu kuralda da şu da var. Rakiplerinizi yerine edeceksiniz. İyi bir ekip kuracaksınız ve iyi bir fikriniz olacak gerçekten. Aslında bu fikrin yanında güzel bir iş modeli de sunmanız gerekiyor. Yatırımcılar fikre bakarak çok fazla karar vermiyorlar. Yatırımcılar gözlerinde ışık gördükleri girişimcilere odaklanıyorlar. Ve bu girişimcilerin iyi bir ekip kurduğuna, işte işi çok iyi yönetebileceğine inandıkları zaman yatırım yapıyorlar. Bence bizim yatırımcımız da bize onu görmüş olduğunu düşünüyorum.